gün Ekinezya ve lavanta hasadı için üniversitemiz yerleşkesinde bulunan arazimizdeyiz. Lavanta çiçeğinin ve uçucu yağının kullanım alanları özellikle parfümeri ve ilaç endüstrisinde güzel kokusundan dolayı kullanılmakta. Zaten lavantanın kullanımı yaklaşık günümüzden 2500 yıl öncesine kadar dayanmakta. Hatta Mısırlılar, Fünikeliler ve Araplar özellikle mumyalama ve parfümeride bu bitkiden yararlanmışlardır. Lavanta bitkisi özellikle ekoturizmin gelişmesi için de önemli bir bitki. Biliyoruz ki şu an Türkiye'de oldukça iyi bir üretime sahip. Isparta ve çevresinde özellikle Kuyucak civarında yetiştirilmekte. Bizler de burada bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Tabii neden? Çünkü Van'ın ekolojisi uygun, hatta ülkemiz ekolojisi tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği için uygun olan ender ülkelerden bir tanesi. Neden Isparta'nın Kuyucak ilçesinin ulaşmış olduğu bu ekoturizmin hem bir görsel şölen sunması, çok fazla turist çekmesi, Van Gölü havzası ya da Van Gölü çevresinde de neden biz böyle bir ekoturizme neden olacak bir bitkiyle uğraşmayalım derim. Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, işte Van Kalesi gibi, hatta balık göçü, Erciş'te olan balık göçü de önemli noktalardan turist çeken ve neden Ekinezya ve lavanta tarlaları da bu Van Gölü kıyısında üçlü görsel güzellik, mavi ve mor renklerle donatılmış bir alanda. Neden biz hani turist çekmeyelim? Bunun için uğraşlarımız devam edecek. Umarım çiftçilere de biz bunu yaygınlaştırabiliriz. Ekinezya bitkisi tabii dünyada ve ülkemizde tıbbi bitkiler her zaman boya, ilaç, gıda sektöründe oldukça fazla kullanılmıştır. Hatta bununla ilgili birçok çalışmalar da var. İçermiş oldukları sekonder metabolitlerden dolayı Ekinezya da çok önemli bir bitki. Ekinezya'nın tabii ekonomik kısmı çiçekleri, yaprakları, hatta şöyle diyelim toprak altı ve toprak üstü aksamı bütün bitki. Yani lavantanın sadece çiçeği iken Ekinezya'nın toprak altı ve toprak üstü aksamı ekonomik değere sahip.